Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Bankası kitabındaki birinci bölüm 10. testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekildeki ABC üçgen kağıdın AC kenarı AB kenarı üzerinde gelecek şekilde katlandığında katlamalarda bir refleksimiz var artık arkadaşlar. Hop eski haline geri açıyoruz. Katlamalarda ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam 30 burası da 30'dur. Ekstra bir kenar eşitliği vermediği için hiç böyle kenar eşitlerini yazmıyorum şu anda. Ama bazen kenar eşitlerine de ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Peki hocam şuradaki açılar da birbirine eşit olacak. E burası 20 verilmiş. Burası 20 ise 180'den 20 çıkart doğru aç olduğundan dolayı 160 kaldı bunlara. O zaman bunlar 80 80 yaptı ve B açısının ölçüsü isteniyor bizden. Yani şurada kaç isteniyor? E bitti gitti. 80 30'la top 30'un toplamı kaç arkadaşlar? 110. Hocam 110 20 ve bu açının toplamı da 180 yapacak. Yani bu açıda kaç oluyor? 110 ile 20'nin toplamı 130. O zaman buraya da 50 derece kalıyor. O zaman birinci sorunun cevabı böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı. Geldik 2'ye. Matematik dersinde Gül öğretmen tahtaya çizdiği geometri sorusu ile ilgili aşağıdaki adımları takip ediyor. Düzlemde dar açılı AB ile AC birbirine eşit olacak biçimde ABC üçgeni çiz diyor. Hemen bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. AB ile AC birbirine eşit olsun diyor. Çizdik ve şu eşitleri de gösterelim bakalım. a b c ve AC ile AB birbirine eşit. Tamam bunu hallettik. AC kenarı üzerinde yani şu kenar üzerinde AB eşittir BD olacak şekilde. Bir D noktası işaretle, Bir D noktası işaretledim ve AB ile BD birbirine eşitmiş. AB ile BD birbirine eşit. Ha şunu çizelim arkadaşlar. Şunu çizdiğin zaman, şunla şu eşitti. Şimdi AB ile şu birbirine eşit olsun diyor. Tamam. Şöyle şu birbirine eşit. Yani burada ne çıktı arkadaşlar? Tırtıklayacak olursam şöyle. Karışık eşitlerde böyle tırtıklıyordum. Hocam bu kenar bu kenara eşit. Sonra AB ile de BD birbirine eşit. Sonra da şu birbirine eşit. Tamam. Devam edelim şimdi. Bunu da hallettik. BD doğrusunu çizdik. D noktasından BC üzerindeki E noktasına bir dik çiziliyor. Arkadaşlar buradan da bir dik çiziliyormuş şöyle. BC'ye çizdim. BC üzerindeki E noktasına bir dik çiziliyor. Ve burası da E noktasıymış. Onu da yazdık. ABC ile ADE'nin toplamı 190. ABC ile yani şuradaki açıyla arkadaşlar hangi açının toplamı ADE? Şu açının toplamı o. O zaman arkadaşlar bu açılardan bahsediyorsa bize toplamı 190. Bu açılar nerede? Şu açı ve şu açı. Şu dörtgeni düşüneceğim o zaman arkadaşlar ben. Şimdi dikkat edin. Şu iki açının toplamını bana kaç vermiş? Hocam bu açıyla bu açının toplamı 190. E hocam şurada bir dörtgen var. Biri dörtgene itti. Bak verilen bilgileri kullanıyorum. Bu açıları böyle düşünecek olursam buradaki dörtgene itti beni. Toplamı da 190 190'sa Bak mavilerin toplamı 190 artı 90 artı A açısının kaç yapması lazım? Dörtgen olduğu için iç açılar toplamı 360 yapması lazım. Hocam tekrar söylüyorum. Bak şu açıyla şu açının toplamını adam bana vermiş 190. E o zaman dörtgenin açıları toplamı 360 olduğuna göre bu ikisinin toplamı artı 90 artı A açısı 360 yapacak. 190 ile 90'ın toplamı 280. O zaman A açısı kaç yapıyor arkadaşlar? 360'tan 280 çıkınca 80 çıkıyor. O zaman burayı 80 bulduk mu? Bulduk. Şimdi şu bir ikizkenar kenar 80 ise burası da 80'dir. 80-80-160'dan buraya 20 kaldı. Hocam şu ikizkenar üçgende tepe açısı 80 derece ise 180'den 80 çıkart 100 2'ye böl 50 50. Yani burası 50. Bu açının tamamı da kaç derece yapacak arkadaşlar? 50 derece yapacak. Bir aksilik olmazsa inşallah yazacağız. 50. Buraya da kaç derece kaldı o zaman? 30 derece kaldı. Benden DBC açısı isteniyor. DBC açısı böylelikle 30 derece çıkar arkadaşlar. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle balıkesir oldu. Geldik 3'e. İki iç açısının ölçüleri toplamı üçüncü iç açısının ölçüsünden küçük olan üçgenlere açısal üçgen denir diye bir tanım var arkadaşlar. He. Şimdi buna göre yani şunu demek istiyor. Bir üçgen var. A, B, C. A artı B, C'den küçükse ben buna ne diyormuşum? Açısal üçgen diyormuşum. Dik üçgen olur mu? Hocam dik üçgeni deneyelim. Dik üçgende bir kere A ve B diyecek olursam A artı B direkt 90'a eşit hocam. Oldu mu? Maalesef olmadı dik üçgen değil. Geniş açılı üçgen mi acaba? Hocam geniş açılı üçgense şuraya A buraya B buraya C diyecek olursak buraya C diyecek olursak bu geniş açılı üçgen olduğundan dolayı bu 90'dan büyüktür. O zaman A artı B açısı da 90'dan küçük müdür kesinlikle? Evet A artı B 90'dan küçükse bu da geniş açılıysa A artı B A açısından küçük mü oldu o zaman arkadaşlar? Aynen öyle. Zaten benden de bu istenmiyor muydu? Evet, iki tane iç açısının toplamı, diğer açısından küçük olan üçgene açısal üçgen deniliyormuş. O zaman bu nasıl bir üçgendir arkadaşlar? Geniş açılı bir üçgendir. Yani üçüncü sorunun cevabı böylelikle balıkesir kesir çıktı arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda Asım tatil için gitmek, tatil için gitmek istediği yerleri telefonun navigasyonunda aşağıdaki gibi işaretleyip ekran görüntüsünü alarak aldığı ekran görüntüsünü fotoğraf düzenleyici de şekildeki gibi karelendirilmiştir. Asım ev ile belirtilen konumu E noktası olarak E noktası olarak alıp gitmek istediği noktalara birleştirdiğinde oluşan açılar ile ilgili aşağıdaki ifadeler kullanmıştır. AEC dar açıdır demiş. AEC'ye bakalım arkadaşlar. AEC dar açılı bir üçgen midir? Hmm. Aslında burada kareler çizilmiş arkadaşlar. Bu kareler çizildiği için bu karelerden dolayı işlem yapabiliriz. Hocam şuradan bir dik üçgen oluşturabilir miyiz? E burada da bir dik üçgen oluşturabilir miyiz? Oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz zaman hocam burası 2 birim, burası 3 birim. Burası 2 birim, burası da 3 birim. Yani şurası 1 bir birim. Şu 90, bu da 90. E hocam bunlar aynı üçgen aslında. Daha görmedik ama aynı üçgen. Başka türlü yapabilir miyim ben bunu? Başka türlü en azından görmedik. Eş üçgeni görmedik. Buradan hocam anlayamayabiliriz diyebilirsiniz. Haklısınız. Başka türlü yapayım. Dik üçgeni burada çizsem. Dik üçgeni burada çizsem e ee, yine aslında şey olacak ya. 2 3. Hocam 2 3. Bu 90'ın kolları 2'ye 3, 90'ın kolları 2'ye 3 olduğundan dolayı eş üçgen deyip açılara daldığımız zaman hocam 2'yi gören alfaysa 2'yi gören alfadır. E buraya beta dersem 3'ü gören, 3'ü gören burada da betadır. E alfa artı beta 90'sa alfa artı beta 90 burası 90 derece çıktı diyebilirsiniz. Ya da daha farklı nasıl yapabilirsiniz? Hadi bu eşlik sıkıntılı. Bırakın eşliği. Bir üçüncü kenarı da burada çizecek olursanız eğer Şurada bir üçüncü kenarda burada çizecek olursanız Hocam bu uzunlukta belli mi? Belli Nereden belli? Şuradan belli arkadaşım Şuradaki dik üçgenden belli Pisagor bağıntılarından işlemi yapabilirsiniz aslında Şurası 1 bir birim burası dört birim. Birin 4 birim 1'in karesi artı 4'ün karesi 16 17 yaptı Yok 1 2 3 4 5 birimmiş burası Şurası 5 birim 5 5'in karesi artı 1'in karesi 26 yaptı Burası kök 26 oldu 4 artı 9'dan 13 yaptı burası kök 13 Burası da kök 13. Şimdi 90 yok bakın ispatlayacağım. Hocam kök 13 kök 13 burası da kök 26 yani kök 2 katı. A A A kök 2 nerede? İkiz kenar dik üçgende ondan dolayı burası 90 derecedir. O zaman ben burayı 90 derecede buldum. A E C açısı dar açılı bir üçgen demiş. Bu yanlış. O zaman şunu silelim. Olunca emek gitti. Şimdi diğerlerini ispatlayacağız çünkü. Hadi bakalım diğerlerine bakalım. B de doğru açıdır. Bakalım şimdi B, E, D B, E, D. Doğru açımı gerçekten. Çizdiğimiz zaman doğru açmış gibi gözüküyor aslında. Hocam bak şimdi B'den E'ye gelirken bir gittim bir aşağı iki sola. O zaman bu doğrusallığı böyle şey yapabilirim. Yani bir aşağı iki sola. Bir aşağı iki sola geldim. D noktasında da geçtim arkadaşlar. Geçti. O zaman E de doğrusal. Ya da bunun eğimi 1 bölü iki. Hocam bunun da eğimi 1 bölü iki. Eğimleri birbirine eşit olduğu için doğrusaldır diyebiliriz arkadaşlar. Şu ikişerli eğimleri birbirine eşit olduğu için. Tamam bunu da hallettik. Bu doğru oldu. AED geniş açıdır diyor. E arkadaşlar en kolayı da buymuş. AED gerçekten de geniş açım arkadaşlar. Şurası zaten bakın 90 derece. 90 derece olan kısım burası. 90'dan büyük değil mi arkadaşlar burası? Aynen öyle. O zaman burası da kesinlikle geniş açıdır. Doğru bir şey yani cevabımız o zaman ne yaptı? 2 ve 3 yaptı. Dolayısıyla kaçıncı soru? Dördüncü sorunun cevabı Edremit oldu. Geldik beşinci soruya. C açısının ölçüsü 40 derece olan şekil 1'deki ABC üçgeni önce AC kenar etrafında 180 derece döndürülerek AB üstü C sonra bunu da 180 derece döndürülerek şu üçgeni elde ediyormuşum. Arkadaşlar üçgeni bak döndürüyorum. Aslında üçgen döndürerek nokta etrafında döndürmeyi bizi biz biliyoruz aslında ama doğru etrafında da döndürme olur. Şu düzlendi ya. Doğru etrafında döndürdüğün zaman hop şuraya yapışacak. Bak 180 derece. Şurada bir doğru açı var mı? Var. Yani 180 derece döndürmek demek e, kenara etrafında aslında katlamasını almayla aynı şey. O zaman katlamasını aldık diyelim böyle. Hocam bunun tepe açısı 40 derece. E o zaman burası da 40 mı? Üst üste binen açılar eşit. E, hocam burada da 40 derece. O zaman üst üste binen açılar eşit. Tamam. Sen şimdi D noktası. Bak böyle D üstü gelmiş. D üstü de D2 üstü gelmiş. Hocam sen bunu böyle katlama aldığın zaman katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Hocam bu açıyla da bu açı eşit ve toplamı 180 derece olduğundan 90 derece oldu burası. Aynı şekilde buradaki katlamada da hocam bunlar da birbirine eşit ve bunlar da 90 derece oldu mu? Oldu. Aa ne çıktı burada? Hocam bir dörtgen. Alfaya bakacak olursak dörtgene gitti. Dörtgenin iç açıları toplamı nedir? 360. Yani 90 artı 90 artı alfa artı 40 360 olduğundan alfa da buradan e, 360'dan 180 çıksa 180. 180'den bir de 40 çıksa 140 derece gelir arkadaşlar. Yani cevabımız 5. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Şimdi 6. soruda bir ABC üçgeninin ve bu üçgenin BC kenarı üzerinde alınan bir D noktası ile ilgili aşağıdaki 3 ifade veriliyor. Şöyle bir 3 ifade verilmiş. ABC üçgenini çizelim. ABC üçgeninde BAD açısı eşittir DAC açısı olması için yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruluyor. ABC üçgenini şöyle bir çizelim arkadaşlar bakalım. Şimdi burada deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım deneyelim. Şurası A, burası B ve burası C diyelim. Ve şunu da kopyala yapıştır şöyle bir C ile C yapayım da biraz sonra lazım olur büyük ihtimalle. Şimdi hangileri eşit olursa hangileri sağlanırsa diyor. Arkadaşlar şıklardan da gidebilirsiniz şıklardan gidelim. Yalnız bir sağlandığında yalnız bire bakalım. Hocam yalnız bir sağlandığında AB eşittir. Bir de BC üzerinde bir D noktası alacakmışım. Şöyle bir D noktası. AB eşittir. AD. AD'yi de çiziyorum şöyle. AD. O da eşittir. DC. Dediğinde bakalım 72 derece. Yani şu açıların eşitliğini bulabiliyor muyum? Hocam sadece bunlar eşitse. Burası A ise burası A. İki iç açı. Bir dış açı. O zaman burası 2A oldu. İkisi kenardan dolayı burası da 2 oldu. Takıldık, kaldık. Bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Herhangi bir şekilde şuradaki açıların eşitliğinden bahsedemiyorum arkadaşlar. O yüzden bu olmadı maalesef. Sildik. Şimdi bir tane ikinciye bakalım arkadaşlar. Yalnız 2 demiş. Yalnız 2 dediğinde yani 72 derece. ACB açısı 72 derece. Bu arada D noktasını böyle almıştık. Bu D noktasını da böyle alıp AD'yi de çizmiştik. E, sadece yalnız 2. Burası 72 derece olursa. ACB açısı. Hocam burası 72 dereceyse, hiçbir yerde açı yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz. Yalnız 2 de olmaz. 1 ve 2'ye bakalım şimdi. 1 ve 2. Hocam şunlar eşitti. AB, AD ve DC birbirine eşitti. Ve şurası da 72 dersek. Hocam burası 72 ise burası da 72. 72, 72. 144 yapıyor burası. Hocam burası ikiz kenarda 144 ise burası 144 yapar mı? yapmaz. Toplamları 288, 180'i aşıyor. Bu olmadı, bu olmadı, bu da olmadı. 1 ve 3'e bakalım şimdi. Siliyoruz yine bunu. 1 ve 3'e bakalım arkadaşlar. 1 ve 3 sağlanıyor mu diye bakalım. Şimdi bir de D noktası alınmıştı. O D noktasında şöyle çizelim arkadaşlar. Evet. 1 ve 3'e baktığımız zaman da 1 ve 3'e baktığımız zaman hocam AB, AD, DC demiş. AB, AD ve DC birbirine eşit. Tamam. Bir de AC ile BC birbirine eşit. AC ile BC birbirine eşit dediğinde bakıyoruz şimdi. Buradan başladım. Alfa ise burası da alfa. 2 iç açı bir dış açı 2 iki alfa. İkiz kenardan 2 iki alfa. Hocam şu eşitliği de kullanalım. Aa, bu ikiz kenarda taban açıları birbirine eşit olacak. 2 alfa ise burası da 2 alfa olacak. Hocam burası alfa oldu. Bak BAD açısıyla BAD açısıyla DAC açısı DAC açısı birbirine eşit olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 3 sağlandığında ikisi birlikte sağlandığında bu açıların eşitliği sağlanmış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli oldu. ÖSYM son yıllarda seviyor bak böyle bir şeyi. Bu da o anlamda güzel kurgulanmış bir soru. Dikkat edin 6. soruya arkadaşlar cevap denizli. Geldik 7. soruya. Görme engelli bir öğrenciye bir geometri sorusu aşağıdaki ifade aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Şimdi AB ile CD paralel doğruları veriliyor. Arkadaşlar AB ile CD paralel doğrularını bir, bir çizelim. Şurası A olsun, burası B olsun, şurası C olsun, burası da D olsun. Tamam. CD içeride de olabilir, biraz daha dışarıda da olabilir, fark etmez. Rastgele çizdim. Sonra diyor ki AEC açısı 130 derece. AEC açısı 130 derece olacak şekilde bir C noktası seçeyim arkadaşlar, E noktası seçeyim. AEC açısı şu açı hocam 130 derece. Hemen çizdik. Şurası 130'u belirttik. Sonra ECD açısı da ECD açısı da 140 derece. Aha da burası 140 derece. Şekil çok güzel bir şekilde oturdu. Sıkıntı yok. Ee, olacak şekilde EA çiziliyor. Tamam EA'yı çizmişiz. Ve EC'yi de çizmişiz. Bunda da sıkıntı yok. E noktasından AB ve CD'ye paralel çizildiğinde bakın E noktasından AB ve CD'ye paralel çizdiğimde hocam zaten en başta bunlar paraleldi. E, bu paralel çizdiğimde burada bir U kuralı çıktı. 140 ise burası 40 olur. Hocam tamamı bunun zaten kaç dereceydi? 180 dereceydi. E 180 ise buraya e, pardon 130 derece. Buraya 90 kaldı. E, o zaman burası da U kuralından dolayı 90 mı yaptı? Evet. Bizden ne isteniyor? FEC açısı. Bakıyoruz FEC açısına. F nerede arkadaşlar? EF'yi çizdik ya. F noktası burada demiş zaten. Bunda da sıkıntı yok. E, F, C açısı. Pardon. F, e, C açısı. F, e, C açısı kaç yaptık? 40 derece oldu. B, A, e açısının ölçüsünden BAE açısının ölçüsünden yani 90 dereceden kaç derece azdır? Yani 90-40 eksi soruluyor arkadaşlar bize. O da kaç yapıyor? 50 yapıyor. Yani 7. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Aşağıda özdeş 5 mavi ve özdeş 4 kırmızı kanattan oluşan bir yelpazenin Tam açılmış hali verilmiştir. Evet maviler kendi arasında özdeş. Kırmızılar da kendi arasında özdeş. Bu yelpazenin şekil 1'deki gibi 4 kanadı tam açıldığında arkadaşlar mavilere mavilerin açısına A diyelim. Kırmızıların açısına da B diyelim. Tamam bu şekilde 4 kanadı birden açıldığında aradaki açı 60 derece oluyor. Bu ne demek? 2A artı 2B'nin 60 derece olması demek. Ve buradan A artı B'yi kaç buluruz arkadaşlar? 30 buluruz. Sonra? Şekil 2'deki gibi 7 kanat tam açıldığında arada kaçı 102 oluyormuş. Hocam mavilere A demiştik. 1, 2, 3, 4 tane A var. 4 tane A artı 1, 2, 3, 3 tane de B'm var. 3 tane de B var. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 102'ye eşitmiş. E, 2 bilinmeyen 2 denklem çıktı karşımıza? Evet. E o zaman bunu yorumlayacağız arkadaşlar. E ne yapalım arkadaşlar? Üsttekini yani bakın şunu. Bizden ne isteniyor? şu şekilde açıldığında bu açı kaç derecedir? 1, 2, 3, 4, 5 tane A var. 1, 2, 3, 4 tane B var. Yani 5A artı 4B isteniyor arkadaşlar bizden. E o zaman soru gitti. Soru bitti. 142 fark ettiniz mi? 142 yok. 132 pardon. Cevap 132 yaptı arkadaşlar. Niye? Ben işlem yapacaktım. Hocam bunu eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplayayım. A'yı bulayım. B'yi bulayım diye işlem yapacaktım. Ama soruyu okudum. İyi ki de okumuşum. Bu yelpazenin başlangıçtaki tam açılmış halindeki kolları arasındaki açı isteniyor arkadaşlar bizden. E bitti. Niye? Bakın şuraya baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5A artı 1, 2, 3, 4. Senden 5A artı 4B isteniyor. 5A artı 4B nedir diye soruluyor. Sen bunu direkt elde edebilirsin. Taraf tarafa topladığın zaman 5A artı 4B geliyor zaten. Cevabında kaç çıkıyor o zaman? 132 çıkıyor. Yani cevap 8. sorun cevabı böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. A'yı B'yi ekstradan bulmamıza gerek kalmadı. E böylelikle bu testi de bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 1. bölümün 11. testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.